Kuzu Grubun sunduğu Çıkış Yolu devam ediyor. Evet, Türkiye'de üretenlerin sesini duyurmaya devam ediyoruz. Bunun için Veda Öztürk'le beraber fuarlarda dolaşıyoruz ki ekonominin nabzının en iyi tutulduğu yerlerden bir tanesi de fuarlar. Çünkü bütün firmaları bir yerde böyle toplu halde görebiliyorsunuz ve her birine mikrofon uzatıyorsunuz. Veda, sen fuara önce bir dolaştın, gezdin, genel evet. Hava nasıldı? Evet, petrol endüstrisinin önemli bir organizasyonu gerçekleşti. Bu sayıda burada da dünyanın önemli ülkelerinden katılımcılar vardı. Türkiye akaryakıt dağıtım sektöründe bölgenin göz bebeği durumunda. Özellikle otomasyon konusunda Türkiye'de çok güzel firmalar oluşmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de genç iş adamı Haluk Gemici'nin kurmuş olduğu Petronet Otomasyon. Kendisi akaryakıt dağıtım sektörlerinin çözüm ortağı oluyor. Üretmiş olduğu ürünlerle sadece Türkiye'de değil, üstelik bunları ihraç ediyor. Yani Türkiye bir bilişim firmasıyla beraber ihraç eder duruma gelmiş durumda. Aslında tabii akaryakıt dağıtım yollarının üzerinde bulunmasıyla Türkiye'nin aslında petrol sektöründe yatırım yapılabilir bir ülke olduğu da ortaya çıkıyor. Haluk Gemici de herhalde bu fikirden hareketle evet. biraz geleceği önceden görüp böyle bir yatırımı gerçekleştirmiş olsa gerek. Petrol endüstrisini bir araya getiren, Veda'nın da az önce söylediği gibi 12. Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, istasyon, market ürünleri, bunları say say bitmez ve teknoloji fuarı Petroleum İstanbul TÜYAP'ta yapıldı. Fuara katılan Petronet Otomasyon Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici hem sektörü hem de 2015 yılı hedeflerini bize anlattı. Akaryakıt, LPG ve madeni yağ alanındaki en büyük ve en fazla ziyaret edilen ticaret fuarı Petroleum İstanbul, Asya, Orta Doğu ve Avrupa'dan katılımcıları bir araya getirdiği için uluslararası bir öneme sahip. Petroleum Fuarı dünyanın en önemli organizasyonlarından birisi. Öncelikle onu söyleyeyim. Biz bu fuardan gerçekten istediğimiz her şeyi aldık. İkinci katılımımız. Kısa ve orta vadeli planlamalarımızı 3 sene gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirdik. Bunda fuarların katkısı da var, Petroleum Fuarı'nın. Bundan sonraki dönemlerde de inşallah bu fuara katılmaya, iştirak etmeye devam edeceğiz. Yurt dışındaki temaslarımız bu fuar vesilesiyle daha da hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. O yüzden fuarı önemsiyoruz. Fuar zaten sektörün en önemli fuarı. Rusya'dan, Çin'den, Orta Doğu ülkelerinden, Afrika ülkelerinden katılımcılar var. Ve bizlere de çok ciddi ilgi gösterdiler. Petrol endüstrisi 81 dağıtıcı firma, 100'ün üzerinde depolama tesisi ve 13 bin akaryakıt istasyonuyla faaliyet gösteriyor ve 120 milyar lira ciro yaratarak 60 milyar lira vergi ödüyor. 13 bin civarında akaryakıt istasyonu var Türkiye'de. Dolayısıyla da 81 dağıtım şirketi var. Akaryakıt istasyonlarının ikmallerini yaptığı, bağlı bulunduğu bayilik sisteminde. Akaryakıt üretimi konusunda Türkiye kıt kaynaklara sahip olmasına rağmen bakıldığında bölgedeki diğer ülkelerden hem teknolojisiyle hem de ham maddeyi iyi işlemesiyle ön planda. Dolayısıyla bu markalar yurt dışında da talep görmeye başladı. Genç iş adamı Haluk Gemici tarafından kurulan Petronet, akaryakıt ve LPG sektörüne istasyon yönetim yazılımları üretiyor. Şirket yazılımın Ar-Ge üretimini de gerçekleştiriyor. Petronet Otomasyon kurumsal yapılanmasını tamamlayalı 3 sene oldu. Daha önceki dönemde 1988 yılında kurulmuş olan back office sistemleriyle ilgili bir şirketimiz vardı. Türkiye'nin en eski akaryakıt sektörünün en eski firmasıyız aslında. Bilişim firmasıyız. Tabii ki bu altyapıyı olumlu şekilde değerlendirdik. Bilgi ve tecrübelerimizi otomasyon alanına da genişlettik. Dikey bir büyüme gerçekleştirdik. Çok kısa bir zaman içerisinde 29 dağıtım şirketine ulaştık. Bu da çok önemli bir başarı. Bu başarının tüm Petronet çalışanları sayesinde olduğunu da belirtmek istiyorum. Hepsine buradan da teşekkür ediyorum. Akaryakıt istasyonlarının yeraltı tank otomasyonları, pompa otomasyonları, müşteri tanıma sistemleri, taşı tanıma sistemleri gibi komple yönetim sistemlerinin organizasyonunu yapıyoruz. Ve bu sistem geliştirilmesini de biz gerçekleştiriyoruz. Yalnız yazılım değil, sistemlerin de üretimini biz gerçekleştiriyoruz. Gemici, Ar-Ge'ye ciddi kaynak aktaran kurumlar arasında yer aldıklarını belirtiyor.
Ar-Ge departmanımız çok geniş. 47 kişilik bir Ar-Ge departmanımız var. Antalya Akdeniz Üniversitesi Teknokent bünyesinde yerleşkesinde şu anda Ar-Ge departmanımız ağırlıklı kısmı. Bir kısmı da burada. Türkiye'de 4 noktada bölge müdürlüklerimiz var. 39 Türkiye'nin tüm alanlarına yayılmış servisimiz var. Bize bağlı çalışan servislerimiz var. Dolayısıyla onları da hesaba kattığımızda yaklaşık 400 kişilik bir aileyiz biz. Son yıllarda akaryakıt ve LPG sektöründe meydana gelen hızlı değişimler, sektörde yeni ihtiyaçlar ortaya çıkardı. Haluk Gemici, teknolojimiz ve 400 kişilik ekibimizle ihtiyaçlara yönelik yenilikçi otomasyon çözümleri sunarak sektöre yenilikler katmak istiyoruz, diyor. Ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlıyor. Bir devlet regülasyonu var otomasyon olmasıyla alakalı. Yakıt harcamaları ile ilgili, performanslarla ilgili olarak bilgi veriyor. Ayrıca kaçakçılığı önlemede de çok ciddi bir öneme sahip otomasyon sistemleri. Türkiye'deki akaryakıt ihtiyacının, planlamasının ve bir takım istatistiksel sonuçların da bu vesileyle daha kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlıyor. Önümüzdeki dönemler için dağıtım şirketlerinin ve bayiler açısından. Bir damla yakıtına kadar sarfiyatın farkında oluyor. Bir defa kaçak olmuyor, hırsızlık olmuyor istasyonda. Akaryakıt istasyonları tamamen istasyonun kontrolünü otomasyon sistemiyle sağlıyorlar. Hem dağıtım şirketiyle olan ilişkilerini hem de son kullanıcıyla olan satış ilişkisini ve stok bilgisini otomasyon sayesinde görebiliyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle biz de back office kökenli bir firma, Ar-Ge kökenli bir firma olduğumuz için mobil kaynaklarla da istasyon dışında da istasyon sahiplerine istasyonla ilgili net bilgiler veriyoruz. Stok bilgileri, satış bilgileri gibi bir takım verileri onların çabucak ulaşmasını sağlıyoruz. Her an, her gün yeni yeni teknolojilerle, ileri teknolojiler kullanarak, inovatif ürünlerle bu piyasaya hizmet vermeye devam ediyoruz. Enerji ve enerjiye dönük yatırımlar. Türkiye özellikle enerjinin hem üretim hem de geçiş noktasında. Bu ne demek? Ülkenin jeopolitik konumu gittikçe artıyor ve büyüyor. Buna uygun yatırımlar da gerçekleşiyor. Sayın Gemici'nin yaptığı yatırım da böyle bir yatırımın bir parçası. Ne evet. diyorsun? Evet Sami, petrol endüstrisi Türkiye ekonomisinin çok önemli. 81 dağıtıcı firma var. 100'ün üzerinde depoları var bu firmaların. Ayrıca 13 bin akaryakıt istasyonu var Türkiye'de. 13 bin akaryakıt istasyonunun önemli bir kısmına işte Haluk Bey'in firması hizmet veriyor. Onların altyapısını sağlıyor. Ne gibi hizmetleri sağlıyor kurmuş olduğu sistemle? Tek tuşla akaryakıt istasyonu sahibi ne kadar ürünü var, ne kadar ürün satıldı, maliyet hesabı nedir, ne kadar kar marjı var, hepsini bu Haluk Bey'in firmasının kurmuş olduğu sistemle öğrenebiliyor. Bunu zaten EPTK kurallarına göre yapmak zorunda ve bununla beraber akaryakıt sektöründeki kaçakçılık oranı da bitmiş oluyor. Bu sektörün en büyük özelliğinden bir tanesi de bu. Ayrıca bu sektör Sami Türkiye'de bir ihracatçı konuma geldi. Fuarda çok sayıda yabancı vardı. Yani sektörün büyümesiyle beraber Türkiye otomasyon konusunda, dağıtım sektöründeki otomasyon konusunda önemli bir ihracatçı oluyor. Çok sayıda güzel firmalar var. Haluk Bey bu konuda büyük yatırımlar yapıyor. Ar-Ge'ye özellikle büyük ciddi kaynaklar aktarıyor. Tabii bu yatırımların şirketlere yapılıyor olması devletin de işine geliyor. Çünkü kontrol mekanizmasını kolaylaştırıyor. Evet. Ya artık eski babadan kalma metotlarla değil, yeni teknolojilerle, aslında teknolojinin enerjiyle buluştuğu bir noktadayız şu anda. Biz bu fuarda bunu görmüş olduk. Evet. Efendim genç iş adamı Haluk Gemici'nin dediği gibi, Türkiye'nin yarınları için artık katma değeri yüksek ürünleri üretmekten başka çare yok. Ar-Ge ve inovatif ürünlerin önemi her geçen gün artıyor ve artmaya da devam ediyor. Küreselleşen dünyada rekabetin her geçen gün arttığı günümüzde inovatif ürünler yaratabilen firmalar ön plana çıkıyor. Biz bir defa kendimizle yarışıyoruz ve dünyayla yarışıyoruz, onu söyleyeyim. Ar-Ge bizim için gerçekten çok önemli. 1988'de bu sektörün en eski firmasıyız, Ar-Ge firmasıyız. Yenilikler peşinde koşuyoruz. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da hep üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Ülkemize de katma değer sağlayacağına inanıyoruz bunun. Ve bundan da keyif alıyoruz aslında. Yani Ar-Ge gerçekten de çok önemli bir konu. Ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak bir konu. Mühendislerimiz her şeyi, hemen hemen bütün ekipmanı kendimiz üretmeye gayret gösteriyoruz. %100 yerli sermaye, çalışanlarımızla gurur duyuyoruz bu anlamda. Mühendislerimiz gerçekten de dünyanın en önemli mühendisleriyle yarışabilir düzeyde. Dediğim gibi Ar-Ge'den biz keyif alıyoruz Ar-Ge yapmaktan. Kendi aramızdaki arkadaşlarımız kendi arasında yarışıyorlar bir şeyler üretmek noktasında. Haluk Gemici, Ar-Ge departmanının yeni geliştirdiği sistemlerin fuarda ilgi görmesi bizi mutlu ediyor, diyor.
Yeraltı tanklarının ölçümlemesini sağlayan proplarla, yakıt seviye sıcaklık ölçümü sağlayan proplarla ilgili değişik projelerimiz var. Lojistik firmalarına yönelik yakıt sarfiyatlarını ölçebilecekleri kapasitif propları ürettik. Kendi üretimimiz tamamıyla. Bunların belgelendirmelerini yaptık. Yurt dışında da yavaş yavaş artık bu ürünlerimize temsil edilmeye başlanacak. Mobil uygulamalarla sistemin daha kolaylıkla ulaşılabilir, erişilebilir hale gelmesini sağlıyoruz mühendislerimize. Her geçen gün birazcık daha kolay, daha kontrollü bir sistem oluşturmaya gayret gösteriyoruz tüm Türkiye'de ve dünyada. Son yıllarda ihracatta önemli adımlar attıklarını vurgulayan Haluk Gemici, Rusya, Avrupa ve Amerika'da büyüyeceklerini belirtiyor. Yakın Doğu ülkelerine gidiyorduk bugüne kadar. Oralardan çok ciddi talepler geliyordu. Ama artık Avrupa ülkelerinden özellikle ve Rusya gibi gelişmiş ülkelerden de talepler gelmeye başladı. Bizim de çok ciddi keşiflerimiz var. Teknolojik keşiflerimiz, Ar-Ge ürünlerimiz var. Onlara çok ilgi gösteriyorlar. Onlar belki de Avrupa'da da bir şube açmayı planlayacağız önümüzdeki dönemlerde. Afrika ülkelerinde çok ciddi bir pazar var. Oraya yönelmeye gayret gösteriyoruz. Oradan da çok ciddi talepler var. Hatta Amerika ile ilgili de bugün bir görüşme yaptık. Onu söyleyeyim. Amerika'da da belki de ürünlerimizi tanıtma şansımız olacak. Türkiye pazarının bize yetmeyeceğini biliyoruz. Türkiye pazarı zaten ciddi şekilde doyuruluyor. Ülke regülasyonda olduğu için otomasyon hususunda. Dünyaya ihracatımız hızla devam ediyor. Şu anda yükselen trendimiz yurt dışı pazarı. Teknolojiyi buradan Avrupa ülkeleri yetmez Amerika'ya ihraç etmeyi düşünüyoruz. İnşallah bunları başarabilecek enerji ve güce sahibiz. Bilgi birikimine de sahibiz. Daha iyi olacak diye düşünüyorum. Haluk Gemici 2014 yılı hedeflerini aştıklarını, 2015 yılında da dikey büyümeye devam edeceklerini söylüyor. 2014 çok keyifli geçti. 2012'de profesyonel otomasyon sistemlerimizi hayata geçirdiğimiz yıldı. 2014 artık hani meşhur tabirle bizim yavaş yavaş ustalık dönemimize geçişimiz oldu. Kendimize daha iyi, daha çok güvenmeye başladık ve gerçekten de bu konuyla ilgili çok ciddi itibar da görüyoruz piyasada. Neredeyse dağıtım şirketi pazarının %40'lık bir kısmı bizimle birlikte hareket ediyor, bizimle çalışıyor. Biz de onlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Daha da büyütmeyi düşünüyoruz inşallah. Emek veriyoruz onlarla daha iyi şeyler yapabilmek için. 2015 aslında zor bir sene ama biz 2015'i çok olumlu geçiriyoruz, onu söyleyeyim. Keyifli geçecek bizim için diye düşünüyorum. Akaryakıt sektörü için de inşallah iyi olacak. Bayrak değişimi yılı bu sene biliyorsunuz 2015. Bir heyecan, bir telaş var sektörde. Hep konuşuluyor. Üniversitelerde bunun bölümleri var. Şimdi bugüne kadar ben hiç araştırmadım bu konuyu, çok açık söyleyeyim. Hı hı. Ama bunun mühendisliği var. Üniversitede özellikle bununla ilgili ihsas alanları var eğitim, evet, konusunda. Bu eğitimle bu petrol ürünleri sanayinin buluşması mümkün olmuş mu? Ya da Haluk Bey bu konuda bir şey söyledi mi? Evet, kendisi Ar-Ge'ye çok önem veren bir firma, çok önem veren bir kişilik. Bunu da yapmış olduğu organizasyon aşamasında görüyoruz. Söylediğin gibi Akdeniz Üniversitesi'nin Teknokent yerleşkesinde bir Ar-Ge departmanı oluşturmuş ve orada 47 kişi sabah akşam sektörü yenilikleri kazandırmak için, yeni ürünler sunabilmek için çalışıyorlar. Sadece Türkiye değil, geliştirdiği ürünlerde ihraç etmek için çaba sarf ediyorlar. Çok kendisi ufku geniş bir insan. Türkiye'nin zaten en büyük kıskacı Sami, orta gelir tuzağından kurtulması lazım. Evet, artık evet. Yani basit ürünleri üreterek Türkiye ekonomisi bir yere varamaz. Sadece bu işin hamalını yapabilirsin. 10 bin dolarlarda kalırız o zaman. Evet, 13-14 bin dolarları bunu, rüyamızda görürüz. Evet, bunu arttırmamız için bilişim sektöründe artık Türkiye'nin yazılım alanında da ihracatçı olması lazım. Haluk Bey bunun kendi alanında, kendi sektöründe yapabilmek için çaba sarf ediyor ve önemli oranda ihracat yapıyor. Umarım her bunların sayısı artar. Sadece bu sektörde değil, diğer sektörlerde de Türkiye bilişim alanında önemli bir ihracatçı haline gelir. Ve üniversite sanayi işbirliğinin de bence güzel bir örneği de olur. Diğer sektörlere ve diğer firmalara da örnek olur. Kendi sektör içindeki diğer şirketlere, evet, de örnek olur bu anlamda. Şimdi kısacık bir reklam arasına gidiyoruz. Genç iş adamı Haluk Gemici'nin anlattıkları hakikaten heyecan verici nitelikte. Türkiye akaryakıt otomasyonları sektöründe önemli bir ihracatçı konumuna gelebilir. Haluk Gemici'ye göre özel yazılım sektöründe Türkiye'nin hızlı büyüme trendi devam edecek. Türkiye zaten bakıldığında dünyadaki 3 ülkeden birisiydi özel yazılımlar konusunda. Çok ciddi gelişmiş bir konuda özel yazılımlarda. Fakat otomasyon yavaş yavaş Türkiye'de önem kazanmaya başladı. Sistem, mekanik sistemlerle birlikte çok ciddi şekilde yukarıya doğru tırmanıyor. Zaten böyle bir altyapısı vardı Türkiye'nin. Bu altyapıyı inovatif ürünlerle birleştirerek dünyadaki pazarda söz sahibi olmaya hızlıca ilerliyor. Bilişim çağının gereklerini tam anlamıyla yerine getiren bir Türkiye var.
Türkiye hem tüketicisiyle hem üreticisiyle bunun farkında. İleriye dönük inşallah daha devamlı geliştirmeler yapacağız. Türkiye'nin yalnızca rekabet gücünü ucuz üretim yapan, ucuz mal satan bir ülke olarak veya firmalar olarak bakmayınız. Türkiye gerçekten katma değeri yüksek ürünler üretiyor şu an. İnovatifin anlamı da bu Türkiye için. Yeni ürün olması dışında katma değer yaratan gerçekten de yararlı ürünler yapıyor Türkiye girişimcileri. Bu anlamda gurur duyulacak bir ülke konumunda ya da sektörel anlamda gelişmelerde gurur duyabiliriz Türkiye ile bu anlamda. Akaryakıt istasyonlarına yazılım ürettiklerini belirten Haluk Gemici, kısa sürede Türkiye'nin bu alanda önemli ihracatçı konumuna geleceğini belirtiyor. Akaryakıt konusunda hem de bilişim konusunda Türkiye çok çok iyi birçok ülkeye göre. Örnek ülke, teknoloji ihraç eden bir ülke konumunda Türkiye. Teknoloji firmaları sürekli olarak kendilerini yeniliyorlar. Rekabet piyasaya yaradığı gibi ülke ekonomisine de katkı sağlıyor bu vesileyle. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de çok daha operasyonel olarak yurt dışı operasyonlarımız devam ediyor olacak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Bize güvenen, bizimle birlikte hareket eden tüm firmalara %100 destek veriyoruz. Kaliteli hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yalnızca 7/24 destek değil, aynı zamanda da kaliteli hizmeti vermeye gayret gösteriyoruz. Çalışan arkadaşlarımızla, bizle birlikte çalışan taşeron arkadaşlarımıza da SEÇKE kurallarına uymaları, ISO standartları, Avrupa Dünya standartlarında hizmet vermek için gayret gösteriyoruz. Bunların eğitimlerini de veriyoruz. Kendi içimizde de bu eğitimleri alıyoruz. Bazı noktalarda üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. TÜBİTAK'la da ortaklaşa ülke ekonomisine katma değer sağlayacak çalışmalar yapacağız. Gemicinin hedefi 400 çalışanını 1000 kişiye çıkartarak Türk ekonomisine daha çok katkı sağlamak. Binlere ulaşan çalışanları olan bir inovatif firması olmak, teknoloji firması olmak, ilerlemek istiyoruz bu hedefler doğrultusunda. Dünyaya hizmet etmek istiyoruz, yalnızca Türkiye'de değil, Türk'ün adını dünyaya duyurmak istiyoruz. Zaten buna da layık bir ülke Türkiye. Teknolojik altyapısı da çok yeterli, kapasitesi çok yeterli ve fazlalıkla dünyaya yetecek mühendisleri var Türkiye'nin. Türkiye teknolojiye sarılarak geleceğini oluşturacak diye düşünüyorum ben. Yeterli olacağına inanıyorum teknolojinin hatta. Bu konuya yeni nesillerimiz de çok ilgi duyuyorlar teknolojiye. Altyapı sağlam, iyi geliyor alttan gelen nesiller. İnşallah hep beraber dünyaya ciddi bir teknoloji çıkartması yapacağız. Türk mühendislerinin yeni ürün geliştirmede çok başarılı olduğunu vurgulayan Haluk Gemici, hedefimiz uluslararası bir kurum haline gelmek diyor. Ülkemizin insanları gerçekten çok zeki. Gerçekten çok zeki. Teknolojik gelişmelere çok çabuk uyum sağlayan dünyadaki ender ülkelerden birisiyiz biz. Tüketicideki bu istek üreticiye ister istemez olumlu yansıyor, teşvik ediyor ve üretici de bütün gücüyle, enerjisiyle inovatif yeni bir şeyler ortaya koymak, katma değer yaratmak için çalışmalarına devam ediyor. Biz de bu prensiple hareket ediyoruz Türkiye. Türkiye daha da ileriye gidecek. Yetmiyor çünkü. Hep kendimizi aşmaya çalışıyoruz. İyi bir teknoloji ülkesi olacağız kısa zamanda. Çok çalışmak, bir kere vazgeçmemek gerekiyor, onu söyleyeyim. Hedefler koymak gerekiyor. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler. Bu hedeflere hiç yılmadan çalışmak, Ar-Ge aşkıyla çalışmak gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Ar-Ge çok önemli. İnovatif ürünler geliştirmek çok önemli. Biz bunların peşinde koşuyoruz ve gerçekten keyifle yapıyoruz, gururla yapıyoruz. Arkadaşlarımızla gerçekten bir aile ortamında çalışıyoruz. Keyifle çalışıyoruz. Tüm çalışanlarımızın emeğiyle bugünlere geldi firmamız. İnşallah bundan sonra da yukarıya hızla tırmanacak. Bu sektörde çok iş var gibi geliyor bana. Özellikle üniversitede okuyan öğrenciler için şimdiden bence söylemek lazım. Tercihlerde bulunacaklar. Aynı zamanda bu konuda çalışmak isteyen şirketler için de alın size farklı bir sektör ve farklı bir iş. Yani bildiğimiz sektörde farklı bir iş yapabilme şansı. Evet, evet. Türkiye coğrafi konum nedeniyle önemli bir enerji konusunda bileşim durumda. Bunu kullanan firmalar da var. İşte bunlardan bir tanesi Haluk Bey'in kurmuş olduğu Petronet Otomasyon. Kendisi üniversitede okurken kurmuş olduğu firmayı bugün sektörün en güçlü oyuncularından biri haline getirmiş. Bunu başarısıyla beraber Türkiye'ye hizmet veriyor ve ihracat yapıyor. Şu anda 400 kişi çalıştırıyor. Ciddi oranda hızlı bir büyümeyi sağlamış. 400 kişiye iş vermek genç yaşta büyük başarı. 47 ise Ar-Ge departmanında çalışıyor. Bunların hedefi yeni yatırımlar beraber bölgede bu alanda bir marka olabilmek, dünya markası olabilmek ve hedefim inşallah 1000 kişiye çıkmak diyor. Bunu da başarabilirse Türkiye'ye daha çok hizmet eder. Yollar açık olsun diyoruz. Bu tür girişimciler bizleri mutlu ediyor. Türkiye'nin yarınlarına umutla bakmamızı sağlıyorlar. Haluk Bey üniversitedeki hayalini gerçekleştirmiş. Umarım Türkiye'de 500 milyar dolarlık ihracat hayalini 2023 yılında, Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirir temennisiyle programımızı